Merhaba sevgili Paraksiyen Kimya izleyicisi. 2 gün önce 12. sınıfı bitirmiştik. Bugün de 11. sınıfı bitiriyoruz. Zaten soranlara demiştim. Yıl bitmeden tüm konu videoları bitecek. Ve bugün tüm konu videoları bitiyor. O zaman bir alkışlayalım mı kendimizi? Bir gaza gelelim mi? Benimle beraber bitenleri tebrik ediyorum. Bitirmeyenler için de endişelenecek bir şey yok. Henüz vaktimiz çok. Şu anda AYT'ye başlayan hatta ciddi ve düzenli program yapıp şu anda TYT kimyaya başlayan dahi kimyayı rahatlıkla yetiştirir. Evet 11. sınıfın son konusu bizim öğrencilerin daha doğrusu bizim değil baş ağrısı sulu çözeltilerde denge. Neden baş ağrısı hemen anlatayım arkadaşlar sizden kaynaklı değil bizden de kaynaklı değil bu sefer bu sefer benden değil vallahi benden değil bak kızma bu sefer sistemden kaynaklı. Şimdi 2, 3, 5, 10 sene önce müfredat değiştiğinde, alan değiştiğinde sürekli bir şeyleri değiştiriyorlar. Yani sürekli eğitimde olmayan insanlara danışıp lise eğitimiyle ilgisi olmayan insanlarla lise müfredatını belirliyorlar ya. İşte orada belirlerken bizim 10. sınıftaki gaz ve çözelti konumuzu 11. sınıf aldılar. 11. sınıfa gaz ve çözelti bir de AYT atom eklenince 11. sınıfın konusu eskiden entalpiden başlayıp bugünkü KÇÇ'ye kadar olan konuya 3-5 ünite eklendi. Böyle devasa bir 11. sınıf olunca 11. sınıf yetişmez hale geldi. 2-3 sene önce bir güncelleme yaptılar. Gazların içinden bir kısmını çıkarttılar. Entalpinin bir kısmını çıkarttılar. Asit bazın KÇÇ'nin bir kısmını çıkartıp üniteleri sadeleştirdiler. Ancak bu üniteler dahi şu anda yetişmesi mümkün değil. Herhangi bir milli eğitim okulunda hani tek tük istisnai fen liselerini çıkar. Genelleme yapıyorum yani hani onlar zaten ee, hızlı gidebiliyor, ekstra program yapabiliyor, özel müfredat koyabiliyorlar onlara hariç. Genel olarak milli eğitimin KÇÇ'yi yetiştirmesi mümkün olmuyor. Çoğunuz da biliyorsunuz. Bu yüzden KÇÇ'yi yapamıyorsunuz. Önce orada anlaşalım. KÇÇ zor bir konu değil. Peki çıkma oranına bakalım. KÇÇ'de arkadaşlar en yani çok çözünürlük hesaplamaları çıkıyor. Daha sonra ortak yön hesaplamaları, çözünme çökme dengesi, kompleks ve çözünürlük dengesi. Size tatlı bir haberim var. KÇÇ'nin sadeleştirilen kısmı burası. Burası gitti. Yani çözünürlük dengesi, çözünürlük hesaplaması ortak yön ve çözünme çökme dengesi olmak üzere biz 1, 2, 3, 4 başlık. Şu çözünme çökme dengesi de hani ortak yönle aynı kısmı çıkıyor. Bunun da bir kısmı çıkmıyor aslında. O yüzden kolay. Bu oranına baktığımızda son yıllara kadar hemen hemen sürekli çıkıyordu. Ama son iki yıldır 2020'de 2021'de çıkmadı. 2020-2021'de çıkmadığı için hani 2022'de çıkma ihtimali artıyor. Şey gibi düşün bunu deprem gibi düşün. Sürekli deprem olan bir bölgede uzun süre deprem olmamışsa o artık o risk büyür, o enerji büyür, potansiyel enerji çoğalır böyle tak diye bir anda karşına çıkabilir. O yüzden de bu yıl karşına çıkabilir. Dikkat et güzel çöz anlaştık değil mi? Hadi hadi o zaman başlayalım mı? Hadi başlayalım hadi gel 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 başlayalım. Çözülme çökelme dengesi. Arkadaşlar çözünürlük dengesi iyonik bir katının. Bak bak iyonik iyonik kovalent katılarda böyle bir denge olmaz. Suda çözünüp çökmesi sonucu oluşan bir dengedir. Normal dengeden bir farkı yok. Bana bu çözünme çökelme dengesi çözünürlükle ilgili ekstra bilgiler veriyor. Bu yüzden ekstra işliyorum. Yoksa denge ile ilgili bütün özellikler burada da geçerli. Yani bir yandan çözünüyor bir yandan çöküyor. Çözünme çökelme aynı hızda olduğu için birbirini dengeliyor. Birim zamanda baktığında olan hiçbir şey yok. Çöken katı miktarı sabit, çözülen madde miktarı sabit, ölçülebilir her şey sabit. Minimum enerji ile maksimum düzensizlik arasındaki denge söz konusu. Yani dengede söylediğin her şey burada da geçerli. Bu sana ekstra 3-5 bilgi verecek. Bu yüzden, bu yüzden, bu yüzden aklıma gelmişken hatırlatayım. Çözünürlük dengesini tam yapabilmek için iki önemli konuyu çok iyi bilmen gerekli. İki önemli konuyu çok iyi bilmen gerekir. Nedir bu? Sulu çözeltiler. Sulu çözeltiler ve denge. Sulu çözeltiler ve denge konularını çok iyi bilmiyorsan KÇÇ'de zorlanırsın. KÇÇ bu iki ünitenin bilgilerini temel alıp üzerine yeni şeyler söylüyor. Bu iki temelin yoksa KÇÇ'yi de iyi anlayamazsın. Unutma sakın bunu. Değil mi? Sistem dengede olduğu için ölçülebilir her şey sabittir. Çözülme ve çökelme aynı anda aynı hızda gerçekleştiği için kabın dibindeki katı, hani çözülme-çökelme dengesi şöyle bir sulu çözelti var, dibinde katı var ya. Bir yandan çözünüyor, bir yandan çöküyor. Kabın dibindeki katı başlangıçta bir noktada toplanmış olsa da çözülme tek yerden fakat çökme her yerden olacağı için bir süre sonra bu katıyı kabın her tarafına yayılmış olarak gözlemlersin. Hani şurası yine sıvı, bu da sistemin dengede olduğunun görsel ispatıdır. Bak gördün. Aha al dengede. Aha al al. Daha ne diyeyim ben sana? Kaç içe bir denge bağıntısı? Ürün bölü giren. Ancak bir katının suda iyonlaşma dengesi ya hani girenler katı ya. Girenler katı olduğu için sadece ürünler yazdır. Ekstra ezberleyeceğim bir şey yok. Hocam ya girenler katı olmaz tatlım. Bak tatlım. Minik sazanım, ufak sazancığım. Çözünürlük dengesinin tanımı ne? İyonik bir katının Bırak katı olmamasını. iyonik olmasa bile adı KÇÇ olmaz. Yani iyonik olmak ve katı olmak zorunda. Yoksa adı KÇÇ olmaz. Anladın değil mi? Giren hep katı olmak zorunda olduğu için KÇÇ'ye sadece ürünleri yazıyoruz. KÇÇ suda az çözünen tuzlarda hesaplanır. Diğerlerinde hesaplanamaz değil. Diğerlerinde hesaplanmaz. işe yaramaz. Bir işimize yaramaz. Kullanmıyoruz. Hesaplayabiliyoruz. Ama hesaplamıyoruz. Bilerek yap, yap yapmıyorum ya sana ne? Allah Allah. KTC hep az çözünen tuzlar için hesaplayacağız. Zaten sorularda göreceksiniz. Hep 10 üzeri eksili sayılar. Eksi 3, eksi 5, eksi 7 vesaire. Moleküler çözünen katılarda yukarıda da söyledik. KTC hesaplanmaz. Yani şöyle bir iyonik katın var. Çözünüyor, çöküyor, çözünüyor, çöküyor. Çözünen miktar sabit, çöken miktar sabit. Bu burada olsa bile bir süre sonra kabın her tarafına eşit miktarda yayılıyor vesaire. Bu dengeye çözünürlük dengesi. Bu dengenin denge sabitine de çözünürlük çarpımı sabiti anlamında ki yabancı dilde lise okuyan arkadaşlar için KSP'dir bunun İngilizcesi çözünürlük dengesi sabit ediyoruz. Neye eşit? Ürün bölü giren ama girenler hep katı. Gümüşün derişimi çarpı klorun derişimi. Anlaştık. Are you okay? Yani şöyle bir katı olduğunu düşün. İyonlaştırdın. X tane A, Y tane B. A'nın X kuvveti, Y'nin B kuvveti şeklinde bunu yapabilirsin. Hocam bunlar nasıl iyonlaşıyor unuttum. Bunlar nasıl iyonlaşıyor unuttuysan Şuraya, şuraya bir yere, buraya bir yere bir link bırakıyorum. bırakamazsan buraya alta bırakıyorum. Alta bırakabilirsem, şey yazıya bırakabilirsem buraya bırakıyorum. Orada maddeler nasıl iyonlaşır şeklindeki minik videocu Sait Hoca anlatmış. Çok güzel. Sait Hoca çok tatlı bir insan. Buradan bulursun. KÇÇ doygun çözelti de hesaplıyoruz değil mi? Doygun çözelti. Nedir doygun çözelti? Nedir? Ha? Söyle bak. Kopya çekme. Bakma oraya. Çarparım iki tane. Nedir doygun çözelti? Anlat bana çözebileceği kadar madde çözmüş çözelti, değil mi? Hmm. Yani doygun çözelti maksimum maddeyi çözmüştür. O sıcaklıkta daha fazla madde çözemezsin O zaman bizim KÇÇ hesaplarken kullandığımız derişim de 30 için elde edebileceğimiz maksimum derişimdir. Yani 30'un çözünürlüğüdür arkadaşlar. KÇÇ bize çözünürlüğü verir. KÇÇ doygun çözeltide hesaplandığı için KÇÇ hesaplarken kullandığın derişim ki bu doygun çözeltinin derişimi, doygun olmadan madde çökmesi hiç doymamışsın ama tabağında yemek var olur mu? Tabanda yemek varsa doymuşsundur. Dibinde katı varsa doymuştur yani. KÇ'ye hesaplarken kullandığın derişim, doygun çözeltinin derişimi aynı zamanda 30'un maksimum çözünebilen miktarını yani çözünürlüğünü ama bu sıvı çözeltilerdeki gram cinsinden çözünürlüğünü değil mol cinsinden çözünürlüğünü molar çözünürlüğünü veriyor. Başka bir de işte molar çözünürlük dediğimiz 1 litre doymuş çözeltideki çözünenin mol sayısı veya doygun çözeltinin derişimi. Doygun çözeltinin derişimi 1 litrede en fazla kaç mol çözündüğünü verdiği için buna molar çözünürlük adını veriyoruz. Bizim normal çözünürlüğümüz neydi? Atıyorum 30 gram x bölü 100 gram su dediğimiz. 100 gram su da en fazla kaç gram çözündüğü. Ama buradaki çözünürlüğü atıyorum 2 molar diyeceğiz. Bunun da anlamı şu 1 litre suda 1 litre suda değil pardon 1 litre çözeltide molaritede çözeltinin hacmiydi ya 1 litre çözeltide 2 mol madde çözünüyor hani 2 bölü 1'den 2 molar bizim burada bulacağımız molar çözünürlük gram cinsinden çözünürlük değil nasıl biraz kafamızda bir şeyler canlandı mı yavaş yavaş sayısal kısımlara geçersek anlaştır sanırım değil mi önce şu çözünürlükle KÇÇ ilişkisini hadi biraz daha inceleyelim hadi gel hadi Hadi gel biraz daha inceleyelim. Şimdi tuzun, magnezyum, fosfat olsun. Magnezyum, fosfatın doygun bir çözeltisini hazırladın. Ve bu doygun çözeltinin derişimi S olsun. İyonlaştırdın. 3 magnezyum, 2 fosfat. Eğer bunun derişimi S ise, magnezyumun derişimi 3 ise, fosfatın derişimi 2 ise. 3 ise magnezyumun iyon derişimi. Adı bu. 2 ise fosfatın iyon derişimi. 5 ise çözeltideki toplam iyon derişimi. Ve doygun çözelti ise S ise de bu magnezyum fosfatın çözünürlüğü. Yani soru sana. Magnezyum fosfatın çözünürlüğü kaç mol bölü litredir dese sen S mol bölü litredir arkadaşım. Çünkü doygun çözeltisi S molarsa çözünürlüğü de S molardır deyip geçeceksin. Are you okay? Tamam. Yukarıdaki sistem için çözünürlüğümüz S. Çözünürlük aynı zamanda çözeltinin eğer doygunsa de derişimi. Çözünürlük 1 litre duygun çözeltide en fazla S mol magnezyum, fosfat çözündüğü anlamına gelir. Çözünürlük mutlaka doygun çözeltide hesaplanır. Çözünürlük maksimum değerdir. Çözünürlük dört şeyden etkilenir. Görmüştük sulu çözeltilerde sıcaklık. Basınç ama basınç sadece gazda. Bu konu için bizi ilgilendirmiyor. Ortak yon ve cins. Peki çözünürlük çarpımı ne? Hemen gel, gel yukarı, gel, 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 gel. Ne demiştim? Denge sabiti. Yaz bunun denge sabitini. Ürün sadece sıvı çözeltileri ve gazları alıyorduk dengede değil mi? Magnezyumun derişiminin küpü çarpı fosfatın derişiminin karesi. Bölü giren diyeceğim giren katı alınmıyor. Magnezyumun derişimi 3S değil miydi? Küpü. Çarpı fosfatın derişimi 2S değil miydi? Karesi. Ne oldu? 108 çarpı S üzeri 5. Bak S çözünürlük. 108 S üzeri 5 de çözünürlük çarpı mı? Çözünürlük de çözünürlük çarpımını karıştırma diye üzerine basıyorum. Daha sonra çözünürlük çarpımını çözünürlük diye bana getiriyorsun. Bak sinirlendirme beni. Çözünürlük çarpım magnezyumun karesi fosfatın küpü magnezyum 3 s'ydi küpü. Ters söyledim. Magnezyumun küpü fosfatın karesi. 108 s üzeri 5. Bak. Bak. Ta bir denge sabitidir. Ve iki önceki denge konusundan hatırladığın üzere denge sabitleri sadece sıcaklıkla bir de tabii ki maddenin cinsiyle değişir. Ortak iyon KÇÇ'yi etkilemez. Bak hemen hemen geri çıkıyorum. Biraz daha geri çıkıyorum. Bak çözünürlük sıcaklıktan etkilenir. KCH de sıcaklıktan etkilenir. Bu konu için katı olması açısından basınç çözünürlüğü de KCH'yi de etkilemez. Basınç sadece gazların çözünürlüğünü etkiler. Ortak iyon çözünürlüğü değiştirir. KÇÇ'yi değiştirmez. KÇÇ bir denge sabitidir sadece sıcaklıkla değişir. Cins zaten bildiğin her şeye etki eder. Anlaştık değil mi? Bir sıkıntı yok. O zaman bu bilgileri sen kafanda özümserken biz bu videoyu burada bitirelim. Biliyorsun çok uzun uzun videolar çekmiyoruz zaten. 10-12 dakika oldu. İkinci videoda bununla ilgili işlemler. Üçüncü videoda da ortak iyonla ilgili işlemler yaparız. Üç videoda bitiririz herhalde. Çok bir şey yok. Yani çözünürlük hesaplamaları, ortak iyon hesaplamaları var. KÇÇ'de başka bir şey yok. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Az sonra.